Merhaba Kanal 34 televizyonlarından hepinize iyi günler diliyorum. Bugünkü konuğum Çağrı Güngör. Kendisi e-ticaret uzmanı ve dijital pazarlama alanında uzman. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün dijital pazarlama konuşacağız, bugün e-ticaret konuşacağız, bugün internet konuşacağız ve Çağrı Bey'i tanıyacağız. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Çağrı Güngör. Dijital pazarlama uzmanıyım. Mühendisim aynı zamanda. Bu alanda kendime ait bir firmam var ve çeşitli firmalara danışmanlık ve eğitim veriyorum. Öyle. Evet. Dijital pazarlama dedik ve e-ticaret dedik. Biraz daha bunları açalım. Dijital pazarlama nedir? Dijital pazarlama, yani bildiğimiz geleneksel pazarlamanın aslında online, dijital ortama dökülmüş halidir. Herhangi bir ürünün, hizmetin pazarlandığı veya bir içeriğin pazarlandığı alandır. Yani günümüzde artık hani hemen hemen her sektörün girdiği bir durumdur. Zaten girmek zorundadırlar. Çünkü hani sektörler insanların yoğun olduğu yerleri takip ederler. Yani işte bir e-ticaret de yine bir dijital pazarlamadır. Bir habercilik sektörü sizin sektörünüz, basın, yayın, her türlü sektör zaten dijital ortama girdiğinde dijital pazarlama alanına girmiş oluyor. Dijital pazarlamanın içerisinde neler yapıyoruz peki? Dijital pazarlamanın içerisinde hani firmaların veya kurumların amaçlarına göre, işte hedef kitlelerine göre belirli bir çalışma yapıyoruz. İşte örnek veriyorum, bir basın yayın organının işte bir internet sitesi olmak zorunda. Neden? Artık insanlar haberleri internetten izliyorlar. Sizin kanalınız online evet. Yayın yapıyor. Böyle bir durumda insanlar artık internete yöneldikleri için firmaların da bu alana yönelmeleri gerekiyor ve burada içeriği veya ürünü veya bir hizmeti pazarlama gerekiyor. Ulaşmaları için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bunlar işte arama motor optimizasyonları olsun veya internet reklamcılığı olsun veya genel olarak PR çalışmaları. Siz web site açıyorsunuz anladığım kadarıyla. Ardından da takibini sağladığınız bir sistem var. Tabii, yani yazılımlar artık hani sadece web sitesi olarak tutmamak lazım. İşte mobil uygulamalar var, mobil web siteleri evet. var. Yani birçok dijital yazılım var. Biz bunların hani projelendirilmesini ve yapılmasını sağlıyoruz. Daha sonra tabii bunlar yeterli olmuyor. Yani bunu normal bir geleneksel herhangi bir şeyden düşündüğümüzde bir kamera veya bir ekiple bir basın veya bir işte televizyon kanalı yapılmayacağı gibi bunun pazarlanması veya çeşitli aktiviteler gerekiyor. Biz de bu aktiviteleri takip ediyoruz veya danışmanlık yapıyoruz. Tavsiyeler veriyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Günümüzde birçok insan e-ticareti ulaşmak istiyor, kullanmak istiyorlar ve size talep ediyorlar, sizin kuruluşunuza. Peki pahalı mı? Ben maddiyat olarak bunu çok merak ediyorum. Ya, e-ticaret pahalı değil. Ama şöyle, yani ticaretin pahalı olup olmaması tamamen kurumun nasıl girdiğine bağlı. Yani orada ne kadar bir yatırım yaptığına, ne satmak istediğine bağlı. Şimdi örnek veriyorum, ufak bir ürün de satılabilir veya çok büyük ürünler veya çok geniş kapsamlı mağaza açılabilir. Bu firmalara göre değişiyor. Ama e-ticareti geleneksel ticaretle karşılaştırırsak yani bence e-ticaret daha uygundur. Neden? Çünkü ilk yatırım maliyeti çok uygundur geleneksel ticarete göre. Şimdi birçok firmanın zaten e-ticarete geçmesinin temel sebebi budur. Neden? Çünkü mağazalar çok pahalı. Özellikle işte belirli konumlarda, belirli büyüklüklerdeki mağazalar çok pahalı. Çok fazla kira ödüyorlar zaten. Tabii ki çok fazla kira ödüyorlar. Personel. Şimdi personel geleneksel ticarette çok daha fazla ihtiyaç olunan bir şey. Evet. Çünkü otomasyon ve yazılımlar birçok personelin yapabileceği işi sağlıyor. Hem personelden kısılabiliyor hem de mağazalardan kısılabiliyor. Haliyle bu da büyük bir kar oluşturuyor. Ayrıca başlangıç, startup dediğimiz e-ticaret projeleri var. Yani belirli bir seviyeye kadar çok büyütmüyorlar. Daha sonra büyütüyorlar bu e-ticaret ortamını. Ya, ufak ürünlerden düşük
masraflı ürünlerden, düşük yazılımlardan yararlanıyorlar. Daha sonra işlerini geliştiriyorlar. Yani para kazandıkça daha da büyütmeye başlıyorlar. Bu geleneksel mağazacılıkta, geleneksel ticarette çok mümkün değil. Çünkü belirli bir seviyeden girmek gerekiyor. E-ticarette ise en düşük seviyeden girilebilir. Yani dünyada bunun örneklerini çok görüyoruz. Dünyanın en büyük web siteleri, e-ticaret siteleri. Yani bunlar nasıl oluştular? Hani garajdan oluşan bir site yapısı var. Yani garajda oluştu derler. Bu aslında Amerika'da, Avrupa'da olan bir şeydir. Yani oralarda insanlar garaj evleri, işte müstakil evleri olduğu için garajları boş. Yani evin en kullanılmayan yeri garaj. Evet. İşte burada başlayan bir oluşum bütün dünyaya yayılıyor. İşte bunun nedeni çok düşük maliyetle başlanabilmesi. Ama büyük maliyetle başlayanlar da var. Yani büyük firmalar. Artık günümüzde o kadar büyük firmalar, yani hem ülkemizde olsun hem dünya çapında olsun e-ticarete giriş yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte çok büyük yatırımlarla, hatta ortaklıklar var. Büyük projeler, büyük çalışmalar. Yani gerekliliği artık oluşuyor, öyle tabii mi? Ya şimdi eskiden e-ticaret nasıldı? E-ticaret bir atılımdı. Evet, ben e-ticarete başlayacağım, böyle bir fikrim var ve zengin olacağım. Evet, genelde olurdu. Böyle başlanıyor. Evet, birçoğu böyle başlıyordu. Ben zengin olacağım, ben bunu yapacağım ve çok başarılı olacağım. Bazıları da başarılı oldu gerçekten. Ama şimdi durum biraz değişti. Şimdi artık e-ticarete girmeyen zarara giriyor. Hatta şirketini kapatma boyutuna getiriyor. Neden? Eskiden bu sadece bir atılımdı ve insanlar buna talep ediyorlardı ve artıyordu. Şimdi herkes buna talep ediyor. Her insan, kesinlikle ben e-ticaretten ürün almadım diyen insan artık tanımamaya başladı Türkiye'de. Avrupa'da, Amerika'da bu çok daha yüksek ve Türkiye'de artık alınacak ürünlerin de kalitesi işte ve tipine göre artık artmaya başladı. Size bir örnek vereyim. Benim annem mesela eskiden ben ilk ayakkabımı aldım da e-ticaretten bundan 10 yıl önce. Ya gelir mi, gelmez mi, böyle olur mu, böyle olmaz mı bir sürü soru sormuştu bana. Şimdi kendisi buzdolabını, çamaşır makinesini bile internetten alıyor yani. Şimdi böyle düşündüğümüzde hani benim annem bile aldıysa herkes e-ticaretten ürünler alıyor ve bu alınan ürünlerin ücretleri artıyor, büyüklükleri artıyor, değeri artıyor. Yani artık insanlar güveniyorlar ve alıyorlar. Kimse korkmuyor. Bu da tabii daha fazla firmanın buraya girmesini sağlıyor. Bu şekilde hani... Aslında şöyle bakarsak, internetin son dönemlerde, son 10 senede bir altın çağı yaşıyor. İnsanlar internetten birçok ürünü satın alıyor. Bir mağazayı düşünelim, örnekleri oradan verelim. 5 eleman çalıştırıyoruz. Sigortasından tutun da işte yemek masrafı, yorulması. Ama bunun takibini yapan kaç kişi olabiliyor? Yani bir mağazada 5 kişi çalışırken e-ticareti olan bir mağaza kaç kişi tarafından takip edilebilir? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Siz bir mağazaya girdiğinizde kesinlikle biri sizinle ilgilenmek zorunda. Evet. Siz orada belirli hareketleriniz var. İşte bu hareketlerinize göre işte gelecek, size nasıl yardımcı olabilirim? Bu ürünümüz hakkında bilgi ister misiniz? Veya siz soracaksınız, bu ürününüz var mı? Bu ürünün şu modeli var mı? Şu rengi var mı? Şimdi bunların hepsini zaten yazılım yapıyor. Oraya giriyorsunuz, ürünün rengini görüyorsunuz. Hangi bedeni var bunu görüyorsunuz. Ürün hakkında bilgileri görüyorsunuz. Hatta bazen mağaza görevlilerinin bilmediği bilgileri orada görebiliyorsunuz. Çok daha fazlası. Yorumları görebiliyorsunuz. Şimdi mağazada en fazla nasıl olmuşum dersiniz, değil mi? Evet. Onun yapacağı yorum ne kadar işte objektif olacak. Ama burada insanlar almışlar bir ürünü ve hakkında yorumları görüyorsunuz. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Şimdi alışveriş merkezine gidiyorduk, değil mi? Veya işte küçükken düşünün, bayram alışverişi geziyorduk. Bütün ürünlerin tek tek fiyatını söyledik. Şimdi e-ticarette, internette tek bir tıkla 10 dakika içerisinde aynı ürünün hangi mağazanın ne kadarmış hepsinin fiyatlarını görebiliyoruz. Şimdi bu açıdan baktığımızda çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda personele ihtiyaç olmuyor. Aslında personele ihtiyaç oluyor ama daha niş alanlarda ve aslında daha uzmanlığını kanıtlayabilecek daha rahat alanlarda. Şimdi şurada bir soru var. Yani evet, biz bunu yapıyoruz. O zaman insanlar işsiz mi kalacak? Hayır, kalmayacak. Sadece işleri değişecek ve çok daha rahat yaşayacaklar. Yükselişe geçebilirler, evet, belki. Yani her şey asıl bu kısmın, yani vücut yorulan veya belirli bir katma değeri olmayan işleri zaten yazılım yapıyor. Ama arka plandaki analiz, pazarlama, ürün bulma, kaliteli ürünü bulma, fiyatı değerlendirme tarzındaki ürünleri yine personel yapıyor. Az personelle çok iş yapılıyor ve tabii ki kazançları da ona göre daha fazla. Bu çok büyük bir avantaj. Hem e-ticareti kullananlar, hem e-ticaret yapanlar, hem de e-ticarette istihdam olan kişiler için büyük bir avantaj. Evet, benim için de şu avantajı var, zaman. Tabii. Yoğun çalışan insanlar için gece 12'de bir de internete girdiğimizde hemen bir ürünün kodunu gönderebiliyoruz. Ertesi gün elimize ürün ulaşabiliyor. Hani haftanın 6-7 günü çalışan insanlar için bir kıyafet aldığımızı farz edelim. Zamandan bayağı bir tasarruf ediyoruz. Siz bunu yapıyorsunuz. İstanbul'dasınız ve siz bile buna zaman bulamazken, evet, düşünün Giresun'da örnek veriyorum yaşayan biri. Şehir merkezine gidecek ve sizin aldığınız ürünü bulabilecek mi?
Çok zor. Ne yapıyor ama? Yani ya İstanbul'a gidecek, örnek veriyorum bir düğün. Evet. Veya bir nişan için. Bir elbise alacak. Veya bir ayakkabı alacak. Ne yapması gerekiyor? İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya falan gitmesi gerekiyor. Doğru. Ama burada direkt ayağına gelecek istediği ürün. En uygun fiyatı. Zaman harcamayarak, para harcamayarak. Hı-hı. Bu çok büyük bir avantaj. Yani İstanbul'da yaşayandan çok Anadolu'da yaşayanlar için çok daha büyük bir avantaj. Zaten ben böyle bir söz söylemiştim daha önce de. Yani e-ticaret İstanbul'da yapılıyor. Firmaların hepsi İstanbul'da. Hı-hı. Ama e-ticaret ürün satın alanlar Anadolu'da. Yani benim kendi çalıştığım firmalarda da bu analizi gördüm ben. Yani Anadolu'da satın alma oranı çok daha yüksek İstanbul'a göre. Çünkü ürüne çok kolay ulaşabiliyorlar. Ki İstanbul'da yüksek olmasına rağmen. Evet. Yani Anadolu'da yaşayan insanlar da herhalde kendileri gidip alabiliyorlardır. Ama İstanbul'daki bir mağazadan bir ürünü getirtmek tabii yolculuktansa e-ticaret aracılığıyla olması daha mantıklı. Yurt dışı dedik. Yurt dışında başlayan bir dal olduğunu söyledik. Hı. Türkiye'de şu anki konumu nedir e-ticaretin? Türkiye'de şu anda e-ticaret ortalama bir konumlar dünya üzerine bakarsak. Yani Avrupa'ya, Amerika'ya, Kanada'ya göre biraz daha gerideyiz. Evet, kabul etmek gerekiyor bunu. Belki Çin'e göre biraz daha gerideyiz. Ama yani dünyanın geneline baktığımızda ortalama bir konumdayız. Birçok proje, birçok e-ticaret modeli ya kopyalanıyor ya daha iyisi yapılıyor. Türkiye'de belli çalışmalar var. İnsanlar geliştiriyorlar bunu. Ama biraz daha bazı şeylerin ilerlemesi gerekiyor. Çünkü e-ticaret sadece açılan bir yazılımla ibaret değil. Birçok şey var. Örnek veriyorum, ödeme sistemleri. Hı hı. Yani ödeme sistemlerinin kullanıcıya mümkün olduğunca kolay ve rahat evet. gelmesi Güvenli lazım. Güvenli hissettirmesi gerekiyor. Evet. Bunun dışında bir de ne var? Tedarik. Hı hı. Tedariği kolay yapabilecekler mi? Bu tedariği yaptıktan sonra bunu kullanıcıya nasıl iletecek? Yani kargolama, transfer. Kargo hizmetlerimiz gelişmiş ama çok daha hızlı olması gerekiyor. Çok daha gelişmiş olması gerekiyor ki daha fazla e-ticaret yapılsın. Şu an en sıkıntılı durum bence kargo ile alakalı evet. ki iyi bir düzeydeyiz ama çok daha iyi olabilir. Ben son 5 yılda bir altın çağı yaşadığımızı düşünüyorum. Siz evet. ne düşünüyorsunuz? Evet, e-ticarette son 5 yıldır yani gerçekten iyi firmalar oldu. Yani sıfırdan başlayıp çok büyük yerlere gelen firmalar oldu. Çok büyük yatırımlar alındı. Hem devlet tarafından hem kendileri hem dışarı özel sektörden yatırımlar oldu. Birçok büyük firma, holding bu işlere girdi veya girenlerine destek oldular. Son 5-6 yıldır e-ticaret zirveyi gördü. Peki bundan sonra böyle gidecek mi gitmeyecek mi? Bu biraz hani... Onda cevabı sizde. Evet, bu daha çok neyle alakalı biliyor musunuz? Yani e-ticaret modelleriyle alakalı. Hı hı. Size bir örnek vereyim. Daha önce duydunuz mu, duymadınız mı? Bayilik sistemi tarzında bir e-ticaret sistemi çıktı. Ve bununla beraber pazar yeri. Hı hı. Yani artık insanlar kendileri de ürün satabiliyorlar. İşte C2C diyoruz biz buna. Yani kullanıcıdan kullanıcıya. Sizin elinizde bir şey var. Siz bunu satmak istiyorsunuz. Hı hı. Az olur, çok olur. Bu belli değil. Ama belli bir pazar yerine gidiyorsunuz. Kendinize ait mağazanızı açıyorsunuz. Ücretli veya ücretsiz. Ve ürünlerinizi satabiliyorsunuz. Mesela bu pazar yeri uygulaması ne oldu? Şu anda en popüler e-ticaret siteleri Türkiye'de pazar yeri uygulamaları. Herkes satabiliyor, herkes alabiliyor. Aynı ürünü farklı fiyatlarda görebiliyorsun, farklı konumlarda görebiliyorsun. Çok daha rahat gelebilmesi için. Aynı ürün İzmir'de de olabilir, Antalya'da da, Giresun'da da veya İstanbul'da da olabilir. Böyle bir rahatlık sağlıyor. Bir de abonelik tipi e-ticaret var. Şu an Türkiye'ye gelmesini çok istiyorum. Birkaç firmayla bizim altyapısını yapıyoruz. Bu da nedir? Belirli şeyleri biz düzenli olarak satın alıyoruz. Ve biz bunları internetten de alabiliriz. Nasıl yani? Örnek veriyorum, benim bir kedim var. Ve kedime mama almam gerekiyor. Kedimin yediği mama belli. Benim her ay kedimin tükettiği mama miktarı var. Ben mesela abonelik tipi e-ticaretle bu mamanın her ay bana gelmesini istiyorum otomatikmen. Şimdi ben Avrupa'da görmüştüm bunu. Böyle olduğunda ne oluyor? Siz herhangi bir tekrar dışarı çık mamayı al, o mamayı bulabilecek misiniz fiyat? Bunlardan kurtuluyorsunuz. Her ay mama size geliyor. Veya kahve. Ben çok kahve tüketen bir firmayım ve şu an bir kahve firmasıyla biz bunun altyapısını oluşturuyoruz. Hani benim her hafta kahvem gelsin. Taze ve benim istediğim tarzda. Evime gelsin, ben bunu alayım. Abonelik tipi. Mesela bunun da gelişmesi gerekiyor. Bu insanlara büyük kolaylık sağlıyor. Firmalar da ne satabileceğini biliyorlar. Ha, ben bu kadar ürün satacağım belli. Çünkü abonelik tipi. Buna göre hediyeler, promosyonlar veriyorlar. Kullanıcı da buradan faydalı çıkıyor. Herkesin faydalı çıkacağı bir dönem aslında bu. Evet. Siz peki bu işe nasıl girdiniz? Ben bu işe nasıl girdim? Ben mühendisim aslında ve hani bu alanla çok ilgileniyordum. Sonra zamanla bazı firmalara danışmanlık yapmaya başladım.
Ama danışmanlık yaptığım firma hani daha başlangıç seviyesindeydi. O zaman e-ticaret, e-ticaret yok gibiydi. Çünkü sizin bayağı bunların dijital pazarlama ve e-ticaretin başında evet. bir isim olduğunuzu biliyorum. Evet. Hani ondan aslında çok merak ettim. Hı. Şimdi açık konuşmak gerekirse ben de firmalarla beraber öğrendim. Hı. Firmanın biri geldi, ben e-ticaret sitesi açmak istiyorum. Şimdi ben dijital anlamda vardım. Dijital pazarlamayla yakındım ama e-ticaret bu kadar gelişmiş değildi. Yani e-ticaret sitesi kurulur. Ancak ciddi bir iş. Yani birçok aşaması var. Dediğim gibi ödeme sistemleri, transfer sistemleri, müşteri memnuniyeti, analizler. Bunların hepsinin geliştirilmesi gerekiyor. Biz de ne yaptık? Bu alanda hani hem firmayı hem kendimizi geliştirmiş olduk. Daha sonra bu tecrübemizi başka firmalara aktardık. Yeni tecrübeler elde ettik. Avrupa'da, Amerika'da bazı konferanslara gittik. Bazı yazılar, bazı kitaplar okuduk. Beraber çalıştığımız insanlar oldu. Ben şu anda Avrupa'da da birkaç tane firmaya danışmanlık yapıyorum. Ne oldu? Fikir alışverişi oldu. Sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Hani öğrendim değil, öğreniyoruz. Her gün öğreniyoruz, herkes öğreniyor. Sürekli geliştirmek zorundayız. Başka çaremiz yok zaten. Çok güzel. Şimdi izleyen seyircilerimiz de şunu merak ediyordur. Kendimden örnek verelim. Diyelim ki ben yarın istifa ettim ve e-ticarete atılmak istiyorum. Benim sürecim nasıl ilerler? Şimdi e-ticaretin hani başlangıç, startup dediğimiz kısımda öncelikle bize bir fikir. Fikrimiz olması gerekiyor. Ben ne satacağım? Bu ürünü bulmam gerekiyor. Evet, ben bu ürünü satacağım diye karar verirken bu ürün hakkında benim detaylı bir araştırma yapmam gerekiyor. Şimdi internet bize bu bilgiyi veriyor, dijital pazarlama. Bu açıdan biz çok avantajlıyız. Evet. Nasıl? Ben normalde buraya mağazaysam buraya kaç kişinin geleceğini, ne kadar kişinin bunu talep ettiğini falan bulamam. Ama bir ürünün internette ne kadar arandığını arama motorlarında veya onun hakkında videoların ne kadar izlendiğini, kimlerin aradığını, en çok hangi şehirlerden aradığını, bu kullanıcının daha önce neler satın aldığını birçok bilgiyi görebiliyoruz. Talep arz meselesi evet. diyoruz aslında. Ona göre ben çalışmamı yapabilirim. Daha sonra ben burada rekabeti görebiliyorum. Rekabeti gördüğüm için buna göre bir adım atabiliyorum. Ben şimdi ilk başta bir analiz etmem gerekiyor. Ne var ne yok. Bunu ben analizimi ettikten sonra ne yapıyorum? Artık bir bunu yazılımsal bir boyuta dönüştürmek durumundayım. Burada da hani yazılım seçimi. Çeşit çeşit yazılım var. Çünkü yazılım sektörü de tabii e-ticaretle beraber büyüyor. Sadece e-ticaret üzerine yazılım yapan firmalar var. Buna göre bir yazılım desteği seçmek gerekiyor. Bir yazılımcıyla çalışılabilir veya hazır yazılım sistemlerinden biri satın alınabilir. Ben hazır yazılımı kurduktan sonra tabii ki bir de neye ihtiyacım var? Web sitemin ismini, alan adı dediğimiz. Yani işte www ile başlayan ve daha sonra domain uzantısıyla sona veren. Bu çok önemli bir şey. Neden? Alan adları bitiyor. Domain diyoruz. Evet. Yani web sitesi isimleri bitiyor. Herkes alıyor çünkü. Benim 150 tane alan adım var. Şimdi herkeste alan adları var. Ne oluyor? İsim kalmıyor. İsim kalmayınca ne oluyor? Arz talep, az önce bahsettiğiniz evet. şey. Fiyatlar artıyor. 90 milyon dolara satılan alan adları var. 90 milyon dolara satılan. Bir tane, çok iki tane. Çok tercih edilmiş çünkü. Evet. Yani ve herkes alıyor bunu ve bitiyor yani. Ne yapacaksın? Daha önce satın almış birinden alacaksın. Veya kendin alacaksın. Mesela bu da bir sektör Türkiye'de, alan adı yatırımcılığı. Bazı insanlar sadece alan adlarını alıyorlar, belirli gün işletiyorlar ve daha sonra satıyorlar. Bu da ayrı bir ticaret. Alan adını aldıktan sonra yazılımım var, alan adım var, fikrim var. Ürünümü nasıl tedarik edeceğim? Stokla mı çalışacağım yoksa satış başına mı? Şimdi bu da önemli bir soru. Ben stok yapacak mıyım ürünümü yoksa alacak mıyım? Stok yapmanın tabii ki riski ve maliyeti var. Ama kârı da artıyor. Yani bir ürünü aslında satarken, alırken kazanırsınız, satarken değil. Alırken ne kadar uygun alabilirsiniz o kadar satarsınız. Çünkü e-ticaret ürün fiyatları birbirine yaklaşıyor. Az önce söylediğim şey, fiyatlar birbirine çok yaklaşmaya başlar, satış fiyatları. Çünkü çok fazla rekabet var. Tabii yüzden, ben bir müşteri olarak da inceliyorum. Baktığımda evet. bir telefon alacaksam başka siteye de bakıyorum, öbür sitelere de bakıyorum ve en uygun fiyatı ve en uygun ödeme şekillerini kendime göre buluyorum ve alıyorum. Tabii hepsi aynı fiyatlarda satmak zorundalar. Ama alırken kazanmak. Evet. İşte iyi bir stok yapmak gerekiyor. İyi bir çalışma yapmak gerekiyor. Onun bir fizibilitesini yapmak gerekiyor. Yani bunlar işte size düşen görevler. Evet. Ondan sonra zaten satış. Satıştan önce ne yapmak gerekiyor? Ödeme sistemleri. Ben bunu nasıl ödeyeceğim? Türkiye'de güzel gelişmiş bir sistem var. Kapıda ödeme sistemi. Bu bizim ülkemizdeki insanların güvenini kazandıran sistem. Nedir kapıda ödeme sistemi? Kargonuzu veriyorsunuz. Kullanıcı aldığında parasını ödüyor, kargoyu alıyor. Kapıda ödüyor. Güvenli bir sistem. Çünkü ben görmeden almak istemiyorum diyor. Böyle bir söz çıktı artık. Evet. Ödeme şekillerine geçmek istiyordum ben de. Çok güzel bir konuya değindik. Güvenlikli mi değil mi diye. Başka hangi ödeme sistemleri var e-ticarette? Ya
Dijital cüzdan dediğimiz, yani dijital ödeme sistemleri bence geleneksel ödeme sistemlerine göre daha güvenilir. Yani burada firmalar üzerine düşeni yapıyorlar. Gerçekten geliştirilmiş sistemler, yani 256 bit, 128 bit şifreleme sistemleriyle kullanılıyor. Devlet zaten bunu sürekli destekliyor. Bankalar belirli güven ölçütlerini vermeyen e-ticaret sitelerine sanal post dediğimiz yazılımlara zaten izin vermiyor. Bunun dışında özel ödeme sistemleri çıktı. Firmalar açısından gayet güvenilir. Yani firma sizi bu tabiri kullanmak nasıl bilmiyorum, dolandırmak istiyorsa, istemiyorsa... Olabiliyor. Küçük firmalar, büyük firmalar kendi ölçeklerine göre değişebiliyor aslında. Çok fazla şey yok. Yani Türkiye'de çok büyük artık o elekten geçti diye düşünüyorum. Evet. Bu banka sisteminin gelmesiyle firmanın güvenlik ve firmanın neler yaptığını geçmişine baktığında ona göre sanal post veriliyordu herhalde, değil mi? Yani ona göre güvenlik şeylerini karşıladıktan sonra, ama Türkiye'de bu çok güzel bir şey yani. Dijital ödemede takip ediliyor. Yani dijital para çok kolay takip edilebiliyor devlet tarafından. Bu yüzden dolandırıcı tarzı olaylar diğer geleneksel yöntemlere göre daha zor. Evet. Azaldı da son dönemde. Evet. Para takip ediliyor çünkü. Sadece yurt dışı bağlantılı sitelerde biraz dikkat etmesi gerekiyor kullanıcılar. Burada bir de güvenlik protokolleri var. Bu protokolleri uygulamayanlara zaten sanal post verilmiyor. Biz devlet de zaman zaman bilgilendirmeler yapıyor. Yeşil araç çubuğu dediğimiz HTTPS ile başlayan web sitelerinden alışveriş yapılması. Herhangi bir sıkıntı çıkarmayacak web siteleridir bunlar zaten. Hiçbir zaman bir sıkıntı çıkmaz. Bunun dışında kapıda ödeme sistemi tarzı sistemler olduğu için onlar da zaten imkansıza yakın. Tabii özür dilerim. Kullanıcı açısından da biraz şey var. Hani kullanıcı şimdi pazar yeri uygulamalarıyla beraber biraz sıkıntıya düşebilir. Pazar yeri neydi? Yani orada bir firma var ama satan o değil. Yani başka biri satıyor, başka biri. Firma sadece aracı. Bu yüzden aldığınız ürünün kalitesi burada gördüğünüz kalitede olmayabilir. Burada i̇şte o çok önemli. Burada kullanıcıya düşüyor. Nedir? Pazar yerleri de buna karşı tecrübelendi. Ne yapıyorlar? Satıcı puanlandırma sistemleri kuruyorlar. Bu satıcı daha önce bir sürü satış yapmış. Satışlarına göre yorumlar var. Bu yorumları silmek mümkün değil. Ne yazıyorsa orada gerçek yorumlar. Yorumlara göre, puanına göre alışveriş yapabiliyorsunuz. Seçebiliyorsunuz satıcıyı. Oradan aldığı puana göre. Yüzlerce kişinin yorumu bu. Buna göre. Çünkü artık internette dediğim gibi şikayetler, yorumlar zaten belirli platformlarda sürekli dönüyor. Yani bu konuda kullanıcıyı kandırmak çok kolay değil. Sadece şu anda yabancı ülkelerde bulunan sitelerde birazcık hani bazı güvenlik, hepsinde değil de bazı güvenlik sorunları olabilir. Bana şöyle bir soru gelmiş Twitter'dan. Bu ikinci el cihazlarda nelere dikkat etmeliyiz? Sanal postumuzu veriyoruz, alıyoruz ama geri ödemeli mesela yanlış çıkabilir, işte yanmış çıkabilir. Bunlarda nelere dikkat etmeliyiz diye böyle bir soru geldi. Şimdi, çünkü ikinci el piyasası da bayağı bir yüksek Türkiye'de. Evet, ikinci el piyasası şimdi teknolojik ürünler hani dolar artışıyla beraber falan artık ikinci el alınması biraz daha... Şimdi insanlar gidip de bir telefon markası hepimizin bildiği ve kullandığı 4,5-5 milyarlardan başlayan fiyatlarla ama ikinci el almak daha mantıklı geliyor insanlara. Evet, o konuda da tabii bir uyarı yapmak istiyorum. Konumuzla ne kadar alakalı bilmiyorum ama bildiğimiz FETÖ terör örgütünün de hani kullandığı telefonlar olabiliyor bazıları. O konuda biraz hani dikkat etmesi gerekiyor bazı kullanıcılarımızın. Hani almadan önce bir yazılı belge almaları gerekiyor bu telefon alanlar. Çünkü hani bu telefonun daha önce kimin kullandığını... Tabii genel olarak hepsine dikkat etmeliyiz aslında. Üzerimize alırken başka suçlara da karışmış olabilirler. Evet. Genel olarak haklısınız. Ama diğer ürünlerde, teknolojik ürünlerde hani alırken dediğim gibi satıcının yorumları. Yani ben hep öyle yapıyorum. Satıcının yorumları. Çünkü bunu ya satanlar daha önce de bir şeyler satmışlar. Belirli yorumlar var hakkında ve bu yorumları değiştiremiyorlar. Çünkü bunlar oradaki dijital platformda saklanıyor. Ve satıcı hakkında yorumları okuyup buna göre karar vermek en doğrusu olur. Zaten ödeme de sisteme yapılıyor, satıcıya yapılmıyor. Siz ürünü aldığınız zaman satıcıya geçiyor ücret. Yani bu yüzden o konuda da hani herhangi bir sıkıntı olmaz. Sadece ürünü almadan önce ürünün hakkında detaylı sorulması gerekiyor. Şu özelliği nasıl, bu özelliği nasıl, herhangi bir sorunu var mı, daha önce değişen bir şey var mı? Yorumları kimler yapabiliyor? Yorumları... O herkes yapabiliyor mu? Hayır, satın alan. Satın alan. Siz satın aldıktan sonra, siz banka bilgilerine girdiniz, satın aldınız. Artık sizin yorum hakkınız var. Çünkü şey düşündüm, hani biz rakibiz, ben hemen yorumları, kötü yorumları yazabilirim diye. Çok güzel bir çalışma bu da. Evet. Yani satıcı alıyor, bu ürünü satın alan insanlar yorumları alıyor ve bu yorumlar silinmiyor. O zaman sizin önereceğiniz koşul yorumlara bakılması. Evet, aynen öyle. Satıcının geçmişine bakacaksınız. Evet. Peki devletimiz e-ticaret için neler yapıyor? Şimdi devletimiz iki aşamada e-ticareti kontrol ediyor, düzenliyor ve yardım ediyor. Nasıl?
bilinçli destekliyor. Yani devletin ciddi anlamda dijital, sadece e-ticarete yönelik değil, dijital anlamda bütün firmalara destek vermek için çeşitli çalışmalar yapıyor. Yani belirli koşulları sağlayan herkese hemen hemen destek veriyor. Özellikle yurt dışı odaklı çalışan firmalar ekstra destek veriliyor. Hani bir firmanın e-ticaret firmasının başlangıcında ve devamında ihtiyaç olan yazılımsal veya işte hibe, kredi tarzında birçok şeyde yardımcı oluyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bir de güvenlik açısından belirli kurallar koyuyor. Şimdi e-ticaret ile ilgili yeni kanunlar çıkıyor. Yani çünkü biz bu kadar dijitalin içinde olunca rekabet artınca belirli pazarlama çalışmaları can sıkıcı olabiliyor. Yani bunlar spam e-mailler, spam reklamlar, spam SMS'ler tarzında ki bunlara karşı çok ciddi önlemler alındı. Herkes artık istediğine ürün gönderemiyor. Bunun dışında da yeni bir çalışma bekliyoruz. Bu da internet çerezleri ile alakalı. Avrupa tabanlı bir web sitesine girirseniz görürsünüz. Bu sitesinin web site çerezlerinizi saklıyor tarzında. Bir bildirim göndermek zorundadır. Bu da nedir? Yeniden pazarlama ile alakalı e-ticarette. Yeniden pazarlama çok önemli bir şeydir ve e-ticaretin reklam alanındaki temellerinden biridir. Siz bir web sitesine girdiniz, bir çanta gördünüz, incelediniz, satın almadınız. Artık herhangi bir web sitesine girdiğinizde bu çantanın reklamını sağda solda görmeye başlarsınız. Evet. İşte bu yeniden pazarlama. Sizin takibinizi sağlayan sistem. Bu sizi kişisel olarak takip etmiyor ama verilerinizden. Yani o analiz ediyor. Evet. Şimdi ama bunu bilmeniz gerekiyor sizin artık kanun olarak. Yani Avrupa'da böyle. Şimdi Türkiye'de gelecek çok kısa bir zaman sonra. Öyle tahmin ediyoruz. Nedir bu? Sizin bir web sitesine girdiğinizde evet sizin çerezleriniz saklanıyor ve daha sonra başka bir yerde bu ürünle hakkında reklam görebilirsiniz veya bilgileriniz işte bu tarzda iletilebilir. Bu sefer üçüncü firma şahıslara verilmeden güvenli ortamlarda sadece reklam amaçlı yapılması. Ama bazı web sitelerine girersiniz, ortak kullanım alanıdır, ailenizle kullanıyorsunuzdur. Bazı gezdiğiniz ürünlerin başkasının görmesini istemezsiniz. Yani bu yüzden bilgilendirme gerekiyor. Mesela bununla ilgili bir çalışma var. Güvenlikle ilgili olan çalışma söyleyeyim. Bir de kanunlarla. Şimdi kanunlar normal ticari kanunlarımız zaten belli. Yazılı, uzun yıllardan beri devam eden kanunlar. Bu ticari kanunların bazıları e-ticarette bazı sıkıntılar yaratabiliyor. Çünkü tam olarak karşılamıyor. Tam karşılığı değil. Bununla ilgili de yeni kanunlar düzenlendi ve bu kanunlar gelişiyor. Yani ben mesela benim e-ticarette bir sitesinden bir ürün alırken benim çeşitli haklarım var. Mesela örnek veririm 14 gün içinde ben bunu geri iade etme hakkım var. Ama birçok kişi o istediği ürün olmadığında tüh diyor, kandırıldık. Aslında böyle değil. Senin öyle bir ibare yazmıyor çünkü. Var. Hani olmak satarken. Zorunda. Bunu koymayan web sitesine sanal post verilmez. Yazıyor. Şimdi şöyle küçük yazılar oluyor ya, o işin biz okumuyoruz diyoruz. Ya, evet, evet okudum diyoruz, işaretliyoruz ya. İşte orada aslında yazıyor her şeyi. Orayı okusak aslında evet. Benim o ürünü geri iade edebileceğim var. Yani ben o ürünü geri iade edebilirim. Ki zaten dediğim gibi yani sizin ödemeniz takip edildiği için dijital ortamda kayıtlı. Hani kimse sizin elinizden paranızı alamaz bu tarzda. Kullanıcı mahkemeleri, tüketici mahkemeleri. Yani tüketici mahkemeleri yine e-ticaret alanında da, e-ticarette ürün satın alanları da destek oluyor, yardımcı oluyor. Siber suçlara giriyor zaten. Siber suçlar değil de yani ürün memnuniyeti tüketiciyle alakalı. Siber suçlar çok da ayrı. Siber suçlar direkt dolandırıcılıkla evet, alakalı olanlar. Evet, onlar zaten direkt ceza evet, şeyleri de yardım. Bundan çok suyu var. Sizin eğitim verdiğinizi duydum. Zaten size de çok zor ulaştık. Birçok üniversitede kendi eğitimleriniz var, danışmanlık yapıyorsunuz. Biraz da bunlardan bahsedelim istiyorum ben. Şimdi ben Türkiye'de ve yurt dışında eğitimler veriyorum. Evet. Yurt dışında bazı üniversitelerde, Türkiye'de eğitim kurumlarında yine aynı şekilde eğitimler veriyorum. Ben yani Türkiye'de bu eğitimi de ilk ben verdim. E-ticaret eğitimi, dijital pazarlama eğitimlerini ilk verenlerden biriyim en azından. Eğitimlerimde amaç hani bu insanların bu sektöre girmek isteyen insanlar var. Şimdi bunlar ikiye ayrılıyor yine. Bazıları burada istihdam olmak isteyen insanlar. Bazıları da artık ben bu e-ticaret yapacağım. Ben dijital pazarlama veya benim firmam var. Ben dijital ortama geçiş yapacağım. Bunu öğrenmek isteyen insanlar var. Biz bunlara eğitim veriyoruz. İstihdam olmak isteyen insan sayısı çok fazla. Bu memnun edici bir olay. Çünkü ihtiyaç var. Gerçekten ihtiyaç var. Dijital pazarlamanın her alanında personele ihtiyaç var. Ve eğitimlerimize geliyorlar sağ olsunlar. Birçok şey öğreniyorlar. Birçoğu firmalarda istihdam oluyorlar ve çok mutlu oluyoruz biz de. Hani onların isteklerine göre çeşitli alanlarda eğitimler veriyoruz. Bu şekilde. Yurt dışından programımızı izleyen çok fazla izleyicimiz var. Yurt dışından siparişler nasıl oluyor? Onu da biraz açalım istiyorum. Yurt dışında mesela burada bir ünlü bir buzdolabı firması diyelim, beyaz eşya firması. Yurt dışında da bayiliği var. Evet. Ama aralarında kilometrelerce.
yol var. Evet. Bu şekilde de sipariş verebiliyorlar mı? Yurt dışı kanalı nasıl bu işin? Şimdi yurt dışından da e-ticaret ürün satın alınabiliyor. Ama tabii ki vergiyle alakalı bazı farklılıklar olduğu için her ürün direkt gelmeyebilir. Zaten yurt dışına satın aldığınız firmalar, büyük firmalarsa bu konuda sizi bilgilendiriyorlar. Ve bazı ürünler de geliyor ama devlet bunları da bir daha kontrollü, disiplinli hale sokmaya çalışıyor. Birçok ürün geliyor. Özellikle Asya'dan, Asya'daki ülkelerden Endonezya, Çin, işte Hong Kong, bu tarz ülkeler. Ticaretin merkezi. Evet. Bu tarz ülkeler ürünleri çok uygun fiyatlara verebildikleri için inanın 1 dolara kargo dahil ücret şeyler geliyor. ürünler geliyor oradan buraya. Bu tarzda ürünler var. Çok büyük bir sıkıntı olmuyor. Tabii bunda yasal şeyleri takip etmek gerekiyor. Yani çünkü gümrükten gelecek malların hani belirli bir limiti var, üst limiti. Bu üst limitin üzerindekiler için ayrı mevzuatlar var. Eğitim kısmına tekrar dönmek istiyorum. Eğitimi veriyorsunuz, firmayla anlaşıyorsunuz. Daha sonra destek veriyor musunuz? Tabii yani destek zaten hani dediğim gibi dijital pazarlama her aşamasında başından sonra hani bu şöyle bir şey değil, ben bunu öğrendim devam ettirim. Hayır, her zaman sürekli olarak yenilikler var, gelişmeler var veya belirli problemler var. Bu problemlerin çözülmesi gerekiyor. Yeniliklere ayak uydurmak gerekiyor. Bu kesinlikle şart. Çünkü ayak uydurmazsanız geride kalırsınız. Dijitale girmek yeterli değil. Dijital 5 yıl önceki e-ticaret siteleriyle şu anki e-ticaret sitelerinde çok büyük farklar var. 5 yıl önceki herhangi bir web sitesiyle şimdiki web sitesinde çok büyük farklar var. Bunları sürekli dinamik tutmak gerekiyor. Sürekli geliştirmek gerekiyor. Bunu kendi içinizdeki bir personelle veya dışarıdan bir danışmanlıkla alabilirsiniz. Hani biz de kendimiz firmamız olarak çeşitli danışmanlıklar veriyoruz bu alanda. Ürün geliştirilmesi, Ar-Ge aşaması veya işte dijital pazarlama geliştirme açısından çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Geçen başıma şöyle bir olay geldi. Bir kıyafet alacaktım kendime. Banka kartımla internetteki banka kartı uyuşmadı. Şimdi bankaların bu konuda bakış açısını ben çok merak ediyorum. E-ticarete bankalar nasıl bakıyor? Şimdi bankalar e-ticarete inanılmaz derecede sıcak yaklaşıyorlar. O sıkıntı büyük ihtimal e-ticaret sitesinin anlaşmalarıyla alakalı. Evet, onu sıkıntınız. Merak ediyordum. Ama bankalar ciddi anlamda bu işe sıcak bakıyorlar. Nasıl sıcak bakıyorlar? Çünkü artık para buradan dönüyor. Yani bütün artık ticaret buraya döndüğü için ve sadece kartla alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani geleneksel ticarette nakit alışveriş de yapabiliyorsunuz. Tabii bu bankalar için herhangi bir şey sağlamıyor ama e-ticarette sadece banka kartıyla bir alışveriş yapabiliyoruz. Şimdi böyle olunca bu bankalar için büyük bir kar demek. Büyük bir paranın dönmesi demek. Bu anlamda çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Sanal postlarını, sanal hizmetlerini çok geliştiriyorlar. Bu hem kullanıcı açısından hem işverenler açısından çok önemli bir kriter. Bunun dışında bankalar kendi sistemlerini de aslında dijitale çeviriyorlar. Şu an şubesiz bankacılık diye bir şey var. Yani bir tane firma başlattı, çok büyüdü. Arkasından diğer firmalarda onun benzer çalışmalar yapıyorlar. Herhangi bir şubeye, herhangi bir bankaya ihtiyacınız olmadan tüm bankacılık işlemlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Yayının başında bahsettiğimiz şeye dönüyoruz tekrar. Düşünün, bir banka açmak istiyorsunuz, değil mi? Her büyük semtte kesin bir şubeniz olması gerekiyor. Ana caddesinde çalışanlar, güvenliğinden tutun o. Çünkü bir banka çalışanlarına kadar, temizlikçisine kadar bir sürü gider. Bunun yerine ne yapıyorlar? İnternet üzerinden, dijital bankacılık. Ama müşteri memnuniyetini çok daha yukarı seviyeye çıkarabiliyorlar. Çünkü oraya harcadıkları parayı ne yapıyorlar? İşte call center'lara, müşteri danışmanlarına verebiliyorlar. Bu şekilde ben de telefonla aradığımda merhaba Çağrı Bey nasıl yardımcı olabilirim? Ben robotlarla konuşmak zorunda kalmıyorum. Ne oluyor? Müşteri temsilcimle konuşabiliyorum. Ya bu ne oluyor? Sistem gelişiyor. Bunu yapan bir banka var. Diğer bankalar da bu şekilde yapmaya başladılar. Çok daha kolay bir şekilde. Hem kullanıcı açısından hem satıcı açısından sistem gelişiyor. Ben paramı yönetebiliyorum kendi hesabımdan, kendi akıllı telefonumdan. Bu bana çok büyük bir avantaj sağlıyor. KDV durumları nasıl? KDV aynı, yani ek bir vergi veya bir vergi azalması yok. Yani ürünün neyse. Çünkü şöyle bir yanılgı var Türkiye'de. Ben internetten alacağım ürün, tamam, o anda fiyat olarak daha uygun görünüyor. Ama bunun KDV'si, kredi kartın vesaire bu işlemlerin sonucunda bana çok 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 daha pahalıya mal oluyor. Şimdi, bu doğru mu? Şöyle, benim gördüğüm ve benim şu anda 15'e yakın e-ticaret firmasına danışmanlık yapıyorum. Benim çalıştığım e-ticaret firmaların hiçbirinde KDV ekstra hesaplamaz. Bütün KDV bedeli, hatta kargo bedeli oradaki ürünün içerisinde yazar. Evet. Ama bazı firmalar ne yapıyor? KDV dahil diyor, tekrar bir sonraki aşamaya geldiğinizde KDV'ye ekliyor veya kargo ücretini ekliyor ama çok nadirdir. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor kullanıcının. Kargo ücreti ne kadar?
kargo ücretini karşılayacak mı? Çünkü bazen kargo ücreti yüksek çıkabiliyor. Siz aslında uygun fiyata bir ürün aldığınızı düşünürken aslında daha yüksek bir fiyata ürün almış oluyorsunuz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Banka komisyonlarını da artık zaten e-ticaret siteleri kendi paylarından kestikleri için genellikle banka komisyonu taksit istenmediği sürece yansıtılmıyor kullanıcıya. Zaten taksit de her yerde nerede istersek isteyelim üzerine ekstra para yansıyor. Tabii. Yani bir mağazaya gittiğimizde de böyle. Özel bir anlaşması yoksa genelde yansıyor. Sizin peki hangi şirket gruplarıyla çalıştığınızı öğrenebilir miyiz genel olarak? Ben genellikle orta büyüklükte ve büyük firmalara danışmanlık yapıyorum e-ticaret alanında. Yazılım geliştirmek alanında da bazı çalışmalar yapıyoruz. Hani bu an şu anda yerli bir yazılım, e-ticaret yazılım firmasına danışmanlık yapıyorum. Onların hani yazılımlarını geliştirmesi, kullanıcı memnuniyetini arttırması hem de güvenlik, işte arama motoru optimizasyonları veya reklamcılıkla alakalı altyapılarında danışmanlık yapıyorum. Dediğim gibi daha çok orta ölçekli ve büyük firmalara çalışıyorum. Bunun dışında bazen startup projeler, hani beğendiğimiz projeler oluyor. Gerçekten bunun bir parçası olmak istiyorsunuz. Yani birinin bir fikri var, ciddi çalışmalar yapılmış, altyapısı hazırlanmış ve biz bunlara danışmanlık yapıyoruz. Hani belirli bir seviyeye gelmeleri için, büyümeleri için. Bu da bize keyif veriyor. Aslında bir kolunuz da e-ticareti geliştirmek üzerine. Tabii. Yani e-ticareti geliştirmek bizim için çok önemli. Yani biz çünkü bazen bazı yerlerde işte Avrupa'da, Amerika'da görüyoruz. İmreniyoruz. Neden bizde olmasın? Bir yandan da geliştirmek istiyoruz. Zaten eğitimin de amacı bu. Yani eğitim vermemizin amacı da gelişmesi. Çünkü e-ticaret gelişirse en çok fayda yine biz görürüz. Evet, ülkemiz olarak çok. Ne kadar dışarıdan ürün almazsak, ne kadar dışarıdan bir yazılım, dışarıdan bir ihtiyaç karşılamazsak biz o kadar gelişeceğiz. Kendi içimizde bazı şeyleri halledebilmemiz bizim için büyük avantaj. Yurt dışındaki çalışmalarınızı da ben çok merak ediyorum. Yurt dışında ben daha çok kuzey ülkeleriyle, Rusya'da, Ukrayna'da belirli e-ticaret firmalarına danışmanlık yapıyorum yine. Basın alanında da çalıştığım firmalar var, dijital pazarlama kısmında. Orada tabii ürün grupları farklı olabiliyor, insanların ihtiyaçları daha farklı şeylere talep ediyor oluyorlar. Onlara göre hani büyük bir firmaya, birkaç firmaya çalışıyorum burada. Yani kısacası Çağrı Güngör şöyle diyebilir miyiz? Reklam alanında, tanıtım alanında, satış alanında ve geliştirme alanında uzman. Tabii yani tabii ki tek başıma değilim, ekibimizle tabii beraber. Hani biz de yönetiyoruz. Kaç senedir bu işin içindesiniz? E-ticaretin içinde 7 yıldır varım. Genel olarak dijital pazarlamada da 10 yıldır bir çalışmalarım var. Zaten başından beri aslında bu işin içindeymişsiniz. Evet, öyle olmaya çalışıyoruz. Ben yaş gruplarını çok merak edeceğim. Bunu soruyorum. E-ticareti genelde ürün satın almak isteyen yaş grupları 18-35-30. Peki neden bu skala 50'ye 60'a çıkmıyor? Neden daha üst gruplar e-ticareti kullanmıyor? Şimdi bu biraz hala güvenlik problemi mi düşünülüyor Türkiye için söylüyorum, yoksa başka sebepleri var mı? Alışkanlık. Alışkanlık. Yani alışkanlık. Biz doğduğumuzda elimizde işte oyuncaklarımız varken şimdi 18 yaşında biri olan biri veya 19 yaşındaki biri doğduğunda tabletle doğmuştu. Şimdi öyle olunca yani her zaman dijitalin içinde ve orada birçok daha ürüne, birçok ürüne daha kolay yaklaşabiliyor. Şimdi 35 yaş üstü sadece e-ticareti değil, dijitalin birçok anlamına, birçok şeyine karşı geride. Sosyal medya hariç, sosyal medya benimsediler. Yavaş yavaş e-ticareti ve diğer işte dijital ortamları da benimseyecekler, bu kesin. Ama hani dediğim gibi biraz da nesille alakalı ki nesillerin hareketleri de farklı. Dedim ya biz e-ticaretin analizini de yapıyoruz. Yani kim ne yapmış bunları, kim almış ürünleri, hangi insanlar hangi tip ürünlere yöneliyorlar. Biz bunları araştırdığımız için çok değişik sonuçlar da görebiliyoruz. Örneğin Z nesli dediğimiz yani şu an 18-17-20 yaş arası insanlar mesela ürünü bir kere gezdikten sonra tekrar asla gelmiyorlar. Ve o an aldılar, almadılar, o ürünle tekrar hiç herhangi bir ilişkisini göremezsiniz. Ama daha üst nesil 35-25 yaş arası mesela o ürüne defalarca tekrar gelebiliyor. Bakıyor, evet. Evet, daha çok bakabiliyor, daha fazla gezebiliyor. Bu tarz mesela çeşitli analizler çıkartabiliyoruz. Buna göre hani gruplara göre yapabiliyoruz. Ayrıca e-ticarette kişiselleştirmeye çok önem veriyoruz biz. Yani çünkü firmalar büyüyor, e-ticaret sitesi büyüyor. Ama bizim herkesi o şekilde yöneltmemiz gerekiyor ticaretimizi. Nasıl yönelteceğiz?
Mesela siz girdiğinizde size özel ürünler göreceksiniz. Ben girdiğimde kendime özel ürünler göreceğim. Neden? Ben bütün ürünleri aynı anda gezemem. Evet. E-ticaret sitesine giriyorum. Haberde de biz bunu yapıyoruz. Bir filtreleme gerekiyor. Evet. Yani kişiye özel gösteriyoruz. Haberleri kişiye özel gösteriyoruz. Spor haberi. Herkes tuttuğu takımın haberlerini daha çok görebiliyor. Veya ürünler. Ben futbol topu görürken siz veya ben bir PlayStation görürken siz başka bir şey görebiliyorsunuz. Ayakkabı görüyorum evet. Genelde kadınlar. Peki şöyle bir soru daha sormak istiyorum. Bundan sonraki hedefleriniz nedir? Yani biliyorum evet Türkiye'de yeni bir dal, yeni dediğimde 10 senedir teknolojinin ilerlemesiyle oluşan bir bilim dalı diyecektim bu psikologluktan bir dal. Ama sizin bundan sonraki bu çıtayı nereye yükseltmek istiyorsunuz? Yurt dışında çok seminer veriyorsunuz, ben görüyorum eğitimler veriyorsunuz, sizi adreslerinizden de takip ediyoruz. Bundan sonraki süreç nasıl işler? Ya ben sürekli geliştirmek istiyorum. Yani e-ticaret olsun, dijital pazarlama olsun nasıl geliştirebiliriz? Yani yeni insanlarla tanışmak, insanlarla beraber proje yapmak, insanların projelerini dinlemek. Bunlar bana inanılmaz keyif veriyor. Ve inanılmaz şeyler öğreniyorum insanları dinlerken. Amacım şu anda sadece hani bu sistemi geliştirmek. En çok Ar-Ge kısmına ben ilgileniyorum. Hani e-ticareti, dijital pazarlamayı nasıl geliştirebiliriz? Nasıl yukarı çıkartabiliriz? Ve istihdamı arttırmak. Yani insanların bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasın. Ben herhangi biriyle yeni tanıştığım biriyle bu konu hakkında konuştuğumda bana inanılmaz sorular geliyor. Yani çok fazla şey öğrenmek istiyorlar belli. Bunu ben genel olarak tüm insanlarda olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde öğrenmeleri için daha fazla eğitim alanında hani geliştirmek istiyoruz. Şu an çalıştığım kurum, en çok eğitim verdiğim kurum bu alanda çok büyük yatırımlar yapıyor. Çok geliştiriyorlar ve yeni eğitimler açıyorlar bu alanda sağ olsunlar. Bu da bize çok büyük faydalar sağlıyor. Amacım hani bu alanı geliştirmek daha Türkiye'ye yakışır bir şekilde daha yüksek yerlere getirmek. Birçok insana da iş kapısı açmış oluyorsunuz. Aynen öyle. Çok güzel yani, bir şey bu. Aynen öyle. Devletin de kendi eğitim kurumlarında da bu tarzda yatırımlar var. Benim çalıştığım gibi özel eğitim kurumlarında da hani dijital ortama, dijital eğitimlere çok büyük yatırımlar var. Çünkü talep fazla. Talep artıyor. Talep arttıkça biz de bunu karşılamaya çalışıyoruz. Eğitmen sayısı biraz az. Umarım hani bizim öğrencilerimize ileride eğitim vermeye başlarlar bazıları. Eğitmen sayısı da arttıkça daha fazla, daha çok ilgi olacağını düşünüyorum. Ki İstanbul işte bu. Hani Anadolu'da da biraz yayılabilsem, kaç şehir hariç hani çok fazla şehirlerin bir şey etmem. Şehirlerin yerlerini de merak ediyorum. İstanbul'da çok fazla var. Ankara'da var, İzmir'de var. İzmir'de var. Evet, yani bu üç şehirde daha çok hani dijital alanda çalışan personel sayısı, eğitim kurumu, firma sayısı fazla. Ama diğer kurumlarda bu kadar yüksek değil ki olması gerekiyor. Çok güzel yerleri aslında internetin, teknolojinin yararlı kısmından bugün bahsettik sizle. Peki insanlar ya da firma sahipleri size nasıl ulaşabilir? Firma sahipleri bana birçok şeyde ulaşabiliyorlar. Daha çok bana yazılarımla ulaşıyorlar. Ben belirli yazılar yazıyorum ve yazılarımı okuyorlar. Daha sonra bana ulaşıyorlar. Yardımıma ihtiyacı oluyorlar. Söylüyorlar bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Bu konuda bana fikir verebilir misiniz tarzında. Bunun dışında iletişim bilgilerim zaten kanalda da yazıyordur. Buradan da evet. Çok ulaşıyorlar videolarımdan, sosyal medya platformlarından, web sitemden ulaşıyorlar. Hani birçok yani sonuçta evet. Dijital yani. Doğru. İstedikleri gibi ulaşıyorlar. Evet. Artık son dakikalarımızın programımızın da sonuna gelmek üzereyiz. Son bir toparlayalım istiyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı sizi izleyenlere? Ben şunu söylemek istiyorum. Dijital ortama girmek isteyenler beklemesinler. Buralar çok değerlenecek diyorum. Evet. Çünkü zaman akıp gidiyor. Evet, zaman akıp gidiyor. Sizin düşündüğünüz şeye inanın sizden farklı kişiler de düşünüyorlar ve belki bunlar bunun için bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ne kadar hızlı girerseniz o kadar avantajlı çıkarsınız. Ve asla olur mu olmaz mı diye düşünmeyin. Başlayın ve yapın yani. Çünkü çok güzel bir zaman. Bu hem e-ticaret hem dijital pazarlamaya. Dijital ortamın herhangi bir platformuna girmek için çok iyi bir zaman. Ve şöyle bir şey var, girmemek gibi bir şansınız yok. Özellikle bir ticaret yapıyorsanız, geleneksel ticaretle artık bu yürümez. Geleneksel ticaret her zaman olacaktır, asla %100 bitmeyecektir. Hı-hı. Ama yanında da bu kolu artık çıktı ve buna geçiş yapmak zorundalar. Evet. Efendim, Bir Başarı Yorum programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğum Çağrı Güngör'dü. Teknolojinin yararlarından konuştuk. Aslında zararları değil, yararlarıydı bugün konumuz. E-ticaretten konuştuk, dijital pazarlamadan konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.